Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Artık bundan sonra her hafta pazar günü video yüklemeye karar verdim. Umarım tabii ki bunu aksatmam. Şimdilik çocuklarla beraber parktayız ve az sonra arkadaşım Emine de bize katılacak. Tabii onda da iki tane çocuk var. Hep birlikte çocuklar parkta oynasın diye burada toplanıyoruz. Bu her hafta yaptığımız bir şey değil. Hava güzel olduğu zaman genelde parka ya da açık bir alana gelmeye çalışıyoruz. Çocuklar çünkü evde durmuyor. Evde çocuk bakmak kadar zor bir şey yok herhalde hayatta. Şimdi bir konuyu açıklığa kavuşturalım. Ben daha önce bir video çekmiştim ve demiştim ki sigarayı bıraktık. Ve bana çok fazla mesaj geldi bu konuda. Hala içmiyor musun? Tekrar başlarsın falan filan böyle. Şu anda ben size sigarayla olan münasebetimi anlatacağım. Ben hala içmiyorum. Yani iğrenmek değil de şöyle bir durum bu. Sigarayı bıraktıktan sonra 6 ay boyunca her gece rüyama girdi ve akşam yatıyordum. Rüyamda sürekli sigara içiyordum. İçiyorum, içiyorum, içiyorum. Tabii rüyada, gerçekte değil. Ondan sonra sabah uyandığımda öf be ne çok sigara içtim ya falan şeklinde kendimi görüyordum. Ve sonra çocuk düştü. Hadi hadi. Ha, elleri kirlenmiş diye tribal enfeksiyona girdi, görüyor musun? Tamam, hadi al bisikletini. Al bisikletini. Ha, o da gelsin, o da ayağını görecek. O da ayağına gelecek. Git ablanın peşinden. Hadi. Hadi bakalım. Ablanın peşinden. Devam. Evet. Tekrar kamera bende. Neyse yani sonuç itibariyle sigara her gece rüyama girdi. 6 ay boyunca. Hiç atlamadım yani. Sürekli rüyalarımda sigara içtim. Ama şöyle bir şey. Hani gündüz aslında kesinlikle hani canım çok istiyordu ama başlamayacağım diye inat ettiğim için başlamadım. Ve şu anda da yaklaşık ne kadar oldu? 8 ay oldu. Tabii. Ocak ayından beri, ocağın 7'sinde sigarayı bıraktım ben ve yaklaşık 8 ay oldu. 8 ay boyunca, efendim kızım? Kırılacak mı? Bütün çocuklar beni istiyor. Neyse gündüz de canım tabii ki sigara iç istiyordu, istemiyor değildi ama kesinlikle başlamadım. Çünkü sigara gerçekten çok pis kokuyor. Murat bırakmadı bu arada. Murat hemen ben başlamayınca kendisi başlama hakkını buldu kendinde. Normalde içtiğinin 3 katını falan içmeye başladı. Ben bırakınca herhalde bir rahata mı erdi anlamadım yani. Murat aşırı içmeye başladı ve Murat sürekli içiyor, bütün evi kokutuyor, kendini kokutuyor. Artık şey sinir oluyorum yani kesinlikle koksun istemiyorum hiçbir yer. Şimdi oğlumu koyayım salıncağa. Gel bakalım salla. Beyefendi sallanmak istiyor. Evet, ben de diğer salıncağa geçeyim. Eda nerede bilmiyorum, buralardadır. Ben de burada sallanayım. Ay, sonuç itibariyle ben sigarayı öyle ya da böyle bırakmış oldum. Ama Murat bırakamadı. Aslında Murat benden daha az içiyordu. Yani benim içtiğimin yarısını falan içiyordu hatta. Ben dehşet sigara içiyordum. Ama ben bıraktım, o bırakamadı. Bir de şeyden çok korktum. Hani şu anda sigara iğrenç kokuyor bana. Yani sigara içen biriyle ne bileyim eşyaları kokuyor, saçları kokuyor. Aynı ortamda olmak gerçekten zor bir şey. Aynı duygu benim için de mesela yaşanmıştır diye düşünüyorum. Ben çok sigara içtiğim için öncesinde muhtemelen paltomdan, saçımdan, her şeyimden sigara kokusu geliyordur yani. Bu da çok hoş olmayan bir duygu. O yüzden bunları tekrar yaşamak istemiyorum.
Canım istiyor ama işte biraz istiyor ama kesinlikle o sigarayı tekrar içime çekebileceğimi düşünemiyorum şu anda. Yani aşırı temiz hissediyorum kendimi, hiç pisletemeyeceğim. Bu nasıl bir şey diyeceksiniz de gerçekten öyle ya. Aradan geçmiş 7-8 ay yani. Bayağı uzun bir zaman arkadaşlar. İlk 6 ay ama gerçekten zordu. 6 ay boyunca ben rüyamda gördüm. Artık rüyamda görmüyorum. Rüyamda başka şeyler görüyorum. Genellikle iş yeriyle ilgili sıkıntıları her zamanki gibi kafaya taktım gene. Çoğu şeyi. Onlar falan rüyama giriyor yani. Girmiyor değil. Öyle problemler artık kafamı yoruyorum. Kızım ayakkabıların nerede? Nerede ayakkabılar? Tamam hadi. Bin sandı. Salınca. Sallayayım mı? Tamam sen de sallayayım. Bu çocuklar böyle. Evet oğlum krize girdi. Çünkü annesini bekliyor. Geliyor mu? Gel de kom de kom. 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 Evet. Tamam oraya kendin çıkacaksın. Ama yukarıdan aşağı kaymak için, aşağıdan yukarı çıkmak için değil. Evet. Bu oğlan da böyle büyüdü işte. Evet, oğlumu özleyenlere gelsin. Oğluma hiç böyle oğlum 1 aylık, 2 aylık, 3 aylık, 1 yaşında, 2 yaşında videoları yapmadım ben. Niye yapmadım? Senin başın kel mi? Ha? Niye yapmadı anne böyle şeyler? Eda'ya hep yapmıştık ama sana neden yapmadık biz? Sinir krizi geçiriyor. Hadi 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 hadi. Oo, düşüyor. Ne oldu? Tuvaleti geldi. Tamam tamam dur. Evet arkadaşlar bugün video böyle, parktan manzaralar. Bundan sonra böyle sık sık video koyacağım sizlere. Şu anda Mira ve Eda oyun oynuyorlar. Artık güzel anlaşmaya başladılar. Nasılsınız? Eda. Eda nasıl? Bak Eda. Bak. Eda yaramazlık mı yapıyor yoksa? Videolara ara verince tabii çocukların gelişimini de kaçırıyorsunuz. Artık merak eden var mıdır bilmiyorum da ben var olduğunu düşünerek bize de hatıra kalması amacıyla bundan sonraki videolarıma çocukları eklemeye karar verdim. Aslında ben kimsenin bizi özlediğini falan düşünmüyordum ama sonra birkaç telefon aldım ve dediler ki çocukları neden koymuyorsun? Görmek istiyoruz dediler. Sonra bir gün Murat'ı yakaladım. Gece oturmuş Eda'nın bebeklik videolarını seyrediyordu. YouTube'daki videoları. Ve sonrasında dedim ki ya dedim ben hata yapıyorum. Benim video koymam lazım. Tamam canım kafana çarptı gördüm kalk. Evet kontrollü bir şekilde oynaman lazım.
bunlar. Artık büyüdükçe bunlar yaramazlıklarını artırdılar. Bu tip ne ya? Bu tip ne ya? Belki de videolara çocuk koymak kötü bir fikirdi. Hiçbir fikrim yok. Tamam, dudak dolgusu ve botoks diyorsun. Peki o zaman seni videoya alacağız. Şu anda before'unu yapıyoruz senin. Evet, zonder make-up. Şu anda makyaj hafif var ya. Ama sonuçta kırışıklık var. Ben de yalnız. Doğru, zonder botoks. Zonder botoks. Evet, görüntü bu şekilde. Aslında Emine gayet genç ve çok fazla kırışığı olmayan bir arkadaşımız. Ama muhtemelen ben beynine girdim. Hiçbir fikrim yok. Hayır ya, görüyorum, farkındayım. Başlıyorlar, otuzuma evet. Gireceğim. O yüzden gerekiyor yani artık. Evet, gerekiyor. Bazı insanlar var, kremle falan uğraşıyorlar. Yok, kırışıklıkları gidiyormuş. Yok, bence daha iyileşmiş. Değil. Çok saçma değil mi? Botoksla başka bir şey fayda etmiyor. Yani benim anlamadığım şey, ya insan saf olur, salak olur da bu kadar olmaz. Hani kremle gerçekten kırışıklığını geçireceğine inanması birinin. Çok saçma, aşırı saçma. Benim gibi düşünmek zorunda değilsiniz ama göz var, nizam var. Bak, oradaki ördeklerin peşinden koş, evet. Göz var, nizam var. Arkadaşlar, kırışıklıktan şikayetçiyseniz tek yapabileceğiniz şey botoks yani. Botoks bile bir dereceye kadar yardımcı oluyor. Gerdirin en iyisi falan. Neyse, ben de bununla ilgili tecrübe paylaşmayı düşünüyorum sizinle. Emine bizim canlı örneğimiz olsun şimdilik. Ve inşallah bakalım güzel bir tecrübe olur onun için. Çünkü Belçika'da iyi botoks yapan yer bulmak da zor. Fiyatlar zaten uçuk. Bir taraftan da yapıyorlar. Bir ay sonra bir bakıyorsun, hani nerede botoks diyorsun yani. Dünya kadar para ödemişsin ama botoks kalmamış falan. Çok sinir bozucu. Ama bu çocukları böyle görmek çok güzel ya. Çok güzel. Ördeklerin güzelliğine bakın. Gel oğlum. Koşmayacağım mı daha ördeklerin peşinde? Sıkıldın mı? Her yerdeler. Her tarafım ördek dolu, arkamda dolu. Çocuk da hangisinin peşinden koşacağını şaşırdı tabii. Bir de koşuyor koşuyor yakalayamıyor. Neyse, şimdi kasıtlı olarak kendimi çekiyorum. Gözlüğü çıkardım. Bir ya da bir buçuk ay önce burada bir doktora botoks yaptırdım. Ve tamamen berbat yani. İstediğim nokta şurası ve göz çevremdi. Gördüğünüz gibi komple duruyor. Buralar zaten hiçbir şey yapmadığı için komple duruyor. Ve kaşlarımı çatıyorum ve aynı çizgiler olduğu gibi duruyor. Yani tek yaptığı şey şuralara
yaptığı iğne zaten toplam 6 ya da 7 tane iğne yaptı. Çok da bir şey yapmadı. Türkiye'de yaptırınca 50 tane yapıyorlar. Burada ne hikmetse 6-7 tane yapıyorlar. Onunla çözdüklerini sanıyorlar. Aşırı kötü ya. Resmen kötü. Türkiye'ye gidersem kesinlikle Türkiye'de yaptıracağım yani. Türkiye bunun için doğru adres çünkü. Belçika çok kötü bu açıdan. Hollanda'dakiler belki şanslı. Çünkü vloglarda izliyorum. Yaptıran çok kişi var. Filler de yaptıran çok kişi var. Sadece botoks için demeyeyim de bayağı da güzel yani görüyorum. Gözaltı ışık dolgusu falan bile yaptırıyorlar. Şahane duruyor. Ama biz çok şanssız bir yerde oturuyoruz. Ben oturduğum bölgede iyi yaptıran birini değil, yaptıranı bile bulamıyorum. Bir randevu alayım dedim. Güzellik salonunu aradım. Temmuz ayıydı. Ve bana ekibin sonuna kadar doluyuz dediler. Ababaş değil, araba o. Araba. Evet. Ababaş diyor arabalara. Neyse ekibin sonuna kadar doluyuz ne demek ya. Burada şu demek. Demek ki Belçika'da kadınların tamamı. Oğlum. Oğlum orası cadde. Gel parka gireriz. Botokstur, fillerdir yaptırıyor yani. Çok fazla yaptırıyorlar. Fakat yeterli sayıda doktor yok. Çünkü bu işlemi doktor haricinde kimse yapamaz burada. Yasak. Yeterli sayıda doktor olmayınca da işte abidik gubidik doktorlar hiçbir becerileri ve ilgileri olmamasına rağmen para kapısı olarak gördükleri için bu işe soyunmuşlar. Benim anladığım bu. Ben bu sebeple işte hiç böyle hani kalitesini bilmeden bir doktora gittim burada yaptırayım diye. Yaptırdım ve sonuç berbat yani gördüğünüz gibi. Komple kırışıyor güldüğüm zaman. Hiç gülmemem lazım. O da benim için zor çünkü ben gülmek zorundayım. Evet şimdi yeteneklerini göstermek isteyen bir yarışmacımız var burada. Yeteneksizsiniz final turumuzda. Roni da karşınızda. Evet Roni da bugün bizler için ne yapacaksın? Gel. Gel nereye? Tamam başla. Burada yapmayacaksın mı? Yok ben burada. Anne bak oradan da çağırıyor. Anne gel. Tamam oğlum geliyorum. Heh, burada dur. Şimdi. Eve geldim. Gelişim hayırlı olay oldu. Çünkü Eda düştü ve yüzü komple yara bere içinde. Neyse onu uyuttuk. Fotoğrafını da çekemedim. Kayıt da alamadım. Ama çok kötü oldu çocuğun suratı.
Evren bakıyor. Oh, benim de acayip uykum var. Acayip. Şu anda zaten şaşı baktığımı fark ettim. Neyse, televizyonda niye maç açık? Hiçbir fikrim yok. Asla futbol izlemem. İzleyeni de sevmem. Ama niye bu televizyonda futbol var, anlamış değilim. Çok saçma. Televizyonu da kapatacağım. Kendimi de kapatacağım. Kapatma tuşuma basın artık yeter. Hadi bay. Şu anda kayıttayım. Tamam. Merhaba. Kamera edada. Evet, işte bahsettiğim dünkü surat bu arkadaşlar. Bugün günlerden zannedersem 6 Eylül, pazar. 5 mi 6 mı bilmiyorum tam olarak ama işte pazar günü. İşte dün çok kötü düşmüştü Eda ve şu anda komple surat yara bere içinde. Sürekli pansuman yapıyorum. Az sonra da yıkayacağım ve tekrar krem süreceğim. İz kalmasın diye uğraşıyoruz. Şurası eskiydi. Hatta dün sabah bir video koymuştum, hikaye yapmıştım Instagram'da. Çocukların yaralarını gösteriyordum. Onun üstüne daha tekrar düştü, işte bu hale geldi. Nazara geldi kızım. Kim aşkım? Hiç bakmıyor bile. Şu anda oyun oynamakla meşgul çünkü. Araba yarışı. Araba yarışı. Evet, çok güzel esniyorsun Eren. Şahane. Hadi hoşça kalın de bari. Hoşça kalın. Bay bay. Hoşçakalın. Hoşça kalın de kızım. Bakalım. Adam gibi söyle ya. Hiç komik değil. Güzelim kızım, ne hale geldi. Yazık. Öyle işte. Güzelliğine güvenme. Bir sivilce yeter. Şu hale bak. Aman Allah'ım. Allah'ım ya Rabbim. Bir de Erdem'i gösterelim. Evet oğlum, ne yapıyorsun? Bulaşık mı yıkıyorsun sen? Bulaşık yıkıyor şu anda. Evet. Annesi çünkü kek yapacak. Evet, kurabiyelerimiz pişiyor. Kekimiz de pişecek. Oğlum da bulaşıkları yıkıyor, değil mi aşkım? Evet, haydi hoşça kalın. Mutlu pazarlar, dostça kalın. Güle güle, bir dahaki videoda görüşmek üzere.